Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfike illa billah. Aleyhi tevekkelte ve aleyhi yuneyb. Sadakallahu'l-azim. Buyur sor. Üstadım, bu hafta sizinle malum haliniz olan bir gazete haberi gündemi ailesiyle meşgul etti. Onunla ilgili ilk sualimiz biraz da aktüel olduğundan çok merakı mucit bir husus oldu. Yeni Şafak gazetesinin Atatürk zehirlendi haberi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu haberin doğruluk payı var mıdır? Bu yeni bir iddia değildir. 40 sene evvelinden beri bu işle ilgilenen insanlar bunu bilir. Böyle bir iddia vardı. Bu bir yakıştırmadır. Kasım Gülek de Hıfzı Oğuz Bekata hakkındaki bu yazışmalar da bu yakıştırmalar üzerinedir. Mantıken Mustafa Kemal Mason Derneği'ni kapattığı için doktorlar da şimdi biraz düzeldi. Eskiden tıp profesörleri kahir ekseriyette masondu. Bu yalnız Türkiye'de de değil, bütün dünyada böyleydi. Çünkü masonlar kızdıkları adamları tıp yoluyla öldürürler. Bunu tarih boyunca çok yapmışlardır. Onun için tıp masonların hasım yok etmek için bir silahıdır. Bundan dolayı tıp fakültesinde bunlar dünyanın her yerinde ağırlıktadırlar. O doktorlar da masondu. Onun için yakıştırmadır. Mason derneğini kapattı. Onlar da kızgınlıktan onu öldürdüler. Bu doğru değildir. Neden? Orada küçük rütbelerde vazife görmüş Cevat Salim Paşa ile ben görüştüm. Bana anlattığı şudur. Doktorlara küfrediyordu. Orada vazifeli subayın anlattığıdır bu. Küfrediyordu. Doktorlar nihayet bu küfürden dolayı nöbet tutmaz oldular. Gece gidiyorlar. Öldüğü gecenin sabahı geldiler. Onlara dedim ki neredesiniz? Gazi öldü. Eyvah. Ne yapalım? Şimdi öldü diye bir zabıt tutalım. Bu bir görgü şahidinin sözüdür. Cevat Salim Paşa'dan ben bunu dinledim. Diğer taraftan bu mantıken de doğru değildir. Çünkü Mason derneğini kapattım demekle tabelası inmiştir sadece. Mason derneği kapanmamıştır. Mason derneği kapanmamıştır. Bunun tabelasını indirmek, kapatmak değildir. Tıpkı tarikatlar gibi devam etmiştir. Bunun size bir ispatını söyleyeyim. 1961 veya 62 senelerinde olabilir. Yeni İstanbul Gazetesi'nde
Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, ki Mustafa Kemal zamanında bir gazeteci olarak Çankaya'dan çıkmayan biriydi. Ondan dinlediğim çok çirkin şeyler vardır Çankaya'ya dair. Nizamettin Nazif, İstiklal Gazetesi'nde de bizim görüşümüze uygun yazılar yazmış bir adamdır. Ama çok içen bir adamdır. Fikren bizden değildi hele gençliğinde. Sonradan biraz İslami cepheye sempati duyar hale geldi. Yine İstiklal Gazetesi'nde, Şevket'in gazetesinde İslam harfleri için af istiyorum diye yazdı. Sultan Vahidettin hain değildir diye yazdı vesaire. Bazı gerçekler yazdı. Yeni İstanbul Gazetesi'nde o Mustafa Kemal devrinde yahut Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarından itibaren Türk siyasetinde ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde Masonların hakimiyetini anlatan aylar süren bir tefrika yayınladı. İspatlı olarak, mevsuk olarak Mustafa Kemal'in bütün kabinelerinin, bütün bakanlarının Mason olduğunu o gazete koleksiyonunda görebilirsiniz. Yeni İstanbul Gazetesi'nin ihtilal sonrası. Bir cesaret gösterdi, bunu yaptı. Hatta Masonların bir taktiği vardır. Mason olmayan bazı meşhurların da Mason diye adını çıkarırlar. Masonların baş edilmez bir güç haline geldiğini kanaatini uyandırarak ihtiraslı insanların Masonların birbirlerini destekleyerek siyasette ve ticarette yükseltmelerine imrenerek Mason olmasını sağlamak için Masonlar hakkında bu imrenmeyi davet edecek. Bak o da Masonmuş, bu da Masonmuş, alem hep Mason oldu, ben niye olmayayım? Denecek şekilde vesika verirler düşmanlarına. Yeni İstanbul Gazetesi'nde bu tefrika devam ederken bizim arkadaşlarımız Gökhan Evliyaoğlu, Hamit Tezkan, Yücel Hacaloğlu orada çalıştığı için benim bir ayağım oradaydı. Masonlar çuvallarla vesika verdiler yayınlasın diye. Bunlardan garip birini size söyleyeyim. Belki karşılaşırsınız, vebale girmeyin diye söyleyeyim. İlim Yayma Cemiyeti'nin başkanı Vehbi Bilimer, Mason olduğuna dair vesika gönderdiler. Ve Yeni İstanbul bunu yayınladı. Bir de Nazif Çelebi'nin, gene İlim Yayma Cemiyeti'nde, Nazif Çelebi'nin kardeşi Mazhar Çelebi'nin Mason olduğuna dair vesika gönderdiler. Bunları Masonlar gönderdi. Gönderdikleri çok vesika vardı da bizim için, bizim cephemizde hizmet eder görünen, Mason olmasına ihtimal verilmeyen bu adamları bilhassa gönderdiler. Yani biz her yerde varız. Fethullah'ın şimdi siz bizi ayıklayamazsınız, biz her yerde varız diye bir propaganda zeminleri var ya, aynen onun gibi. Biz her yerde varız. Bak İlim Yayma Cemiyeti, din hayatını ihya için kurmuş bir cemiyetin başındaki adam da bizden. Siz bizden uğraşamazsınız. Yükselmek isteyen Mason olmalıdır gibi bir kanaat usule getirmek içindir bu. Halbuki Vehbi Bilimer Narmanların damadıydı. Narmanlar o zamanın Türkiye'deki en zengin ailelerinden biriydi. Sadece Teşvikiye'de 3 tane apartman vardı. Birinin adı Vehbi Bey apartmanı, birinin Narman apartmanı, birinin bilmem ne.
Tepe başında Narman yurdu vardır. Şu bizim bitişiğimizde Narmanların konağı vardı. Ekşioğlu aldı, yaktı onu bir kurban bayramında, bir şey yapamıyor. Saray gibi bir binaydı. Bir hamamı vardı, şehir hamamına denk. Narmanlar zengin bir aileydi. Erzurumlu. Vehbi Bilimer de Erzurumlu. Mütekaid albaydı. Onu damat etmişler hemşeri olması sebebiyle. Çevre zenginlerden, mason olmak için şartlardan biri zengin olmaktır. Biri de siyasette ya yükselmiş olmak ya yükselme şansı olmaktır. Çünkü güç bu iki zümrededir. Zengin ve siyasi iktidarı elinde tutanlar onlardan olursa bir ülkeyi istediği yönde idare ederler. Fukaradan mason yapmazlar. İstikbali olmayan bir siyasetçiyi masonluğa almazlar. Netice itibariyle zenginler arasında bu teşkilat yaygın olduğu için Vehbi Bey'in aile çevresi kâfeten masondu. Bunlardan evvela şunu söyleyeyim. Mason dediğiniz zaman akşam bir program vardı. Bir sürü yanlış şey söylediler. Bir sürü. Allah'a inanmayan adamı, ateisti masonluğa almazlar. Masonlar dinsiz değildir. Masonlar 18 dereceye kadar senin benim gibi Müslüman da olur, papa kadar da koyu Hristiyan olur. Hiç dokunmazlar. Sade 18 dereceden sonra Allah inancını mason itikadı üzere değiştirmezse terfi ettirmezler. İslami ölçülerle bakıldığında 19 dereceden 33 dereceye kadar olan masonlar kafirdir. Dinsiz değil. Yanlış bir din edinmiş, yanlış bir Allah itikadı edinmiş insanlardır. 18 dereceye kadar namazında, niyazında mason da vardır. Hiç dokunmazlar. Ve 18 dereceye kadar masonlar gerçekten mason bile sayılmazlar. Bu hazırlığı gibidir. Aslında masonluğun hazırlık safhası Lyons'lar ve Rotary'lerdir. Allah hakkındaki itikatlarının adı deizmdir. Bunlar başka vesilelerle söyledim ama burada bir şey anlaşılması için tekrar mecburiyetindeyim. Deizm, normal İslami veya Hristiyani inancın Frenkçe adı teizmdir. Teist demek bir semavi dine inanan adam demek. Bunlar deisttirler. Deiste peygamber yoktur. Allah beşeriyete peygamber göndermemiştir. Başka? Allah kainatın ulu mimarıdır. Yahudilerden alınma olarak Allah'ın adı 19 dereceden itibaren Yahova'dır. Allah değil, Yahova'dır. Yahova kainatı yaratırken dilediği şekilde hareket etmiştir. Kainatı yarattıktan sonra onun iradesi bu alemde cari değildir. Aynen bir mimar gibidir. Onların Allah inancında Allah bir mimar gibidir. Bir mimar bir binayı yapacağı zaman ona dilediği şekli verir. Ve onu o şekilde inşa ettikten sonra binanın mimarla alakası kesilir. O bina kendi kendine çalışır. Bu alemde Allah bir mimar gibi hareket etmiştir. Alem meydana getirdikten sonra bu alemle alakasını kesmiştir. Halbuki Müslümana göre hayrihi ve şerrihi minallahi teala o demektir ki kainatta hayır ve şer her oluş
Allah'ın Halik sıfatıyla tecelli eder, vücut bulur. Allah'ın Halik sıfat-ı ilahiyesinden Masivaullah denilen, Allah'tan gayri varlıkların teşkil ettiği alemde bir nasip yoktur. Olmadığı için kul fiilin failidir, Halik Allah Teala'dır. Hayrı da şerri de halk eden Allah'tır. Kur'an-ı Kerim, Allah murad etmedikçe ağaçtan yaprak bile düşmez buyurmaktadır. Bu, Allah'ın iradesinin kainatta cari olmadığı noktasında İslam dışı bir telakkidir. Ve böyle bir Allah inancına sahip olan Müslümanlık ölçüleriyle kafirdir. Dinsiz değil. Allah inancı yanlış olan, doğru zannederek bir yanlışa inanan Hristiyan gibi. Hristiyan da İsa Allah'tır diyor, Allah'ın oğludur diyor, ortağıdır diyor. Cebrail Allah'tır diyor, ekonomi selası. Hristiyan dinsiz değil. Ama din bozuk. Sakat bir din. Yahudiler, şeyler de böyledir, masonlar da böyledir. Ve sonunda şeytanın masonlukta, itikatta şeytanın ilahlığına dayanır. Şimdi ben bu bahsi çok anlatsam başka suallere cevap veremem. Şeytan masonlar için melun değildir. Biz Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Allah'ın huzurundan kovulmuş olan şeytan diyoruz. Onlar şeytanı nur-i ziya diye anarlar. Mason derneklerinin bugün Beyoğlu'nda merkezinin bulunduğu sokağın adı tesadüf değil, Nur-i Ziya sokağıdır. Şimdi, zenginlerden zümreleştiği için, bir gün Vehbi Biliver, Allah rahmet eylesin, benim çok ahbabımdı. Karşılaşırsınız bir yerde masonmuş diye, hem bir mason taktiği anlaşılsın diye, hem de o güzel insanın ithamına medar olunmasın diye bunu anlatıyorum. Bana dedi ki, bir iş yaptık. Bu ifşaattan evvel. Ama içim rahat değil. Senden bir istişare etmek istiyorum. Ne yaptınız? Benim çevremde çok mason var. Ben zengin bir ailenin damadıyım. Bunlardan ilim yayma cemiyetine yardım gelsin diye bunların arasına bir kişi sokalım. Hiç olmazsa bunların 18 dereceye kadar olanları içinde dindarlar var, namaz kılan bile var. İlim yayma cemiyetine bunlardan da yardım alırız diye düşündüm. Bunun ilim yayma cemiyetinin idare heyetine teklif olarak getirdim. Bana dediler ki, oraya giren ola ki onlara uyar. Böyle bildiklerimiz var. Kasıtlı girip de sonra uyan. Fethullah için de Sabah gazetesinde bir hakim ismini vermeden 3 gün bir neşriyat yaptı. 1-2 ay evvel. Diyor ki bize dediler ki hakim olun, savcı olun, namaz kılmayın, oruç tutmayın, dans edin, içki için kendinizi belli etmeyin. Bizim arkadaşlarımın çoğu bunu yaptı. Bu yaptıkları şeyin mümine haline geldiler. Çünkü nasıl yaşarsan öyle inanmaya başlarsın. Ayakları kaydı. O dansı da, o içkiyi de, o beynamazlığı da benimsediler. Onların hayat tarzı oldu. Kayboldular. Halbuki bunlar bu tarzda yönlendirdikleri zaman dindar gençlerdi. Bunu hakim anlatıyor. Aynen bunun gibi böyle bir endişeyle oraya giden arkadaşımız olur ki ayağa kayar. Başkan, biz senden başkasına güvenemeyiz. Sen gir dediler. Ben de arkadaşlarım bu teşviki üzerine girdim. Ben ona dedim ki doğru yapmadın.
Onlar ilim yayma cemiyetine yardım etmezler. Hakikaten etmediler dedi. Ben de kendilerinden oldum kabul etmediler. Daima bana bir yabancı gözüyle baktılar. Etmediler. Dedim ki bir kritik zamanda ilim yayma cemiyetinin Müslümanlar nezdinde itibarsızlaştırılması için bak sizin güvenip yardım ettiğiniz ilim yayma cemiyetin başında mason var diye bunu ifşa ederler dedim. Vallahi gençler kusura bakmayın bir esprili bir şey söyleyeyim. Benim böyle çok kerametim oldu da hep yere yandı. Kimseye inandıramadım. Hakikaten böyle oldu. Bu vesikayı ortaya attılar. Bir kargaşa oldu. Bir de arkasından Mazhar Çelebi çıkınca sağcı basında Allah Allah ilim yayma cemiyetinin başkanı mason. İdare heyetindeki adam mason. Bundan ilim yayma cemiyeti çok zarar görecek. Mazhar Çelebi'yi ihraç ettiler. Vehbi Bey kendi kararlarıyla olduğu için dokunmadılar. Ya biz buna karar aldık da böyle girdi bu adam dedilerse de bu ayyuka çıkmadı. Propagandanın sesi içinde kayboldu. Ama ben bu hadise patlak vermeden evvel biliyorum ki Vehbi Bey benden böyle geldi istişare etti. Rahatsızdı bu işten. Şimdi aynı minval üzere bu vesikaları gönderdiler ve Yeni İstanbul Gazetesi'nde aylar süren tefrika yapıldı. Bu tefrikaya baktığınız zaman Mustafa Kemal mason düşmanıysa, masonlar kendisini öldürecek kadar ona öfke duyuyorsa, kabinelere Adan Zeyye nasıl mason olabiliyor? Gidin görün. Gazete koleksiyonuna müracaat edin, görürsünüz ki benim arşivimde var bu gazeteler. Ama ben bir kamyondan fazla gazete sakladım. Aradığımı bulmam bir hengame. Kitap arayıp bulamıyorum da. Nerede kaldı gazete? Herhangi bir gazete koleksiyonu, eski belediye kütüphanesi şimdi Taksim'e kalktı. Gitseniz bunları görürsünüz. Bütün kabineler Mustafa Kemal vefat edene kadar. A'dan Z'ye bila istisna masondur. Demek ki bunun masonlara karşı bir zarar verici bir hareketi olmadı ki. Mason derneğini kapatmaya sıra gelince Maşrik-ı Azam olmak istedi. Maşrik-ı Azam halbuki Mustafa Kemal gençliğinde Vedat El Hocası'na girdi Selanik'te. Bunun vesikasını ben Sebil'de yayınladım. Armstrong'un kitabında da vardır. Grey Wolf'a bakarsanız görürsünüz. Vedat El Hocası'na girdi. Fakat Selanik meyhanelerinde ateist mahiyette konuşmalarını duyunca bunu ihraç ettiler. Düzelteyim. Masonlukta ihraç yoktur. Masonluğa girmek Katolik nikahı gibidir. İhraç etmek istedikleri adamı toplantıya kabul etmezler. Listede karşısına uykuda yazarlar. Uykuya yatırmışlardır. Mustafa Kemal 3 derecede uykuya yatırmıştır. Çünkü ateist adam almazlar. Mustafa Kemal'in ateist olduğunu öğrenmek istiyorsanız belki bazıları der ki beni pazartesi günü savcıya ifadeye gideceğim. Şikayet ediyorlar falan yerde falan sözü söyledi falan yerde gitmekten usandım. Gene böyle şikayet ederler. Doğu Perinçek'in Mustafa Kemal'in el yazılarına dair yayınlanmış 4 tane kitabı var. Övünerek söylüyor o da benim gibi ateistti diye. Dinle, Allah inancıyla, peygamberlikle hiçbir alakası olmadığı gibi bunlara düşman olduğuna dair el yazılarını görün. 4 tane kocaman kitaptır vefat edene kadar. Hatta o başka bir şey yaptı.
Bir sayfaya Kemal Paşa'nın el yazısını koydu. Karşı sayfaya da bu görüşler mektep kitaplarına nasıl geçti diye mektep kitabında sayfasında ufak tefek değişiklik mi oldu, aynen mi geçti? Sayfa zikrederek karşılıklı koydu. Şimdi iki tane daha kitabı çıktı. Niye bunları ortaya attı bir komünist, Mao'cu bir komünist? Niye ortaya attı biliyor musunuz? Bazı adamlar zuhur etti. Mustafa Kemal itibar kaybediyor. Halk dindarlaştıkça Kemal Paşa'nın değerlendirilmesine dair mahiyet değişikliği olduğundan Kemalistler bir takım din adamı sıfatına haiz insanlar da kullanarak Mustafa Kemal'i dindar göstermeye çalışıyorlar. Genelkurmay'daki bir kısım din düşmanı adamlar bundan rahatsız oldular. Kemal Paşa'ya itibar eden adamlar onun dindar olduğunu görürlerse itibar ediyor. Kime diyor? Sarhoş, din karşıtı, dine soğuk bakan adamlar. Ya o dindarmış, biz de dindar olalım derler. O adamlara, Kemalist güruha dindar olma istikametinde menfi tesir eder diye onun otoritesiyle din takviye olacağına dinsizlik takviye edilsin. Aa, biz doğru yoldaymış, atamız da bizim gibi dinsizmiş desinler diye. Bu vesaikı bir komüniste verdiler. Bunu bana verseler, ben neşretsem savcılar harekete geçerdi. Çünkü sen anti Kemalistsin. Bunu Mustafa Kemal'i itibarsızlaştırmak için yaptın. Halbuki öbürü Kemalistler nezdinde, dinsizler nezdinde itibarlaştırmak için yapıyor. Ben de ateistim, benim gibi ateisti diyen adama sen bunu Mustafa Kemal aleyhindesin de yapıyorsun denmez. Güya Genelkurmay bu vesikaları satlığa çıkarmış, o da 100 milyon verip almış. Buna kargalar bile güler. Genelkurmay sahaf değil, vesika satsın. Böyle bir şey yapsa bu suç olur. Ama kamufle etmek için işi, ben 100 milyon verdim bunu aldım diye ilan etti. İşte bugün Mustafa Kemal Müslümandır diyen adamlar, Mustafa Kemal'in bu el yazılarıyla yayınlanan kitaplarla %1000 tekzibe uğradılar. Görmezden geliyorlar. İstediğin kadar görmezden gel. Bu el yazısı, bu gayri kabil inkardır. Binaenaleyh ben iftira etmiyorum. Bir adam dinsiz de olabilir. Samimiyetle dinsizliğini söylerse ona da saygı duyarız. İslam kimseyi mümin olmaya, doğru bir inanca gelmeye icbar etmez. İslam tebliğ eder bırakır. Kabul veya demi kabul. Kişinin kendi bileceği iştir. Burada bir sırr-ı ilahi vardır. Halk ruhu secde etmemişler. Aslında bezme eleste olan bu alemde gerçekleşiyor. Sen müminsen, bil ki ruhun Allah'ın iki secde emrinin birisine secde etmiş. İkinci secdeyi de yapmış olduğu senin son nefesini mümin olarak vermenle sabit olacak. İki secde emretti Allah. Elestü bir Rabbiküm sualinden sonra. Kimisi ikisini de reddetti. Böyleler kafir gelir, kafir gider. Kimisi iki secdeyi de yaptı. Mümin gelir, mümin gider. Kimisi birinciyi yaptı, ikinciyi yapmadı. Mümin gelir, kafir gider. Kimisi birinciyi yapmadı, ikinciyi yaptı. Kafir gelir, mümin gider. İnsanlık dört kategoridir. Bizim ruhumuzun birinci secdeyi yaptığı halihazır hayatımızdan belli elhamdülillah. Müslüman bir ana babadan doğduk, Müslüman olarak yaşıyoruz. Kusurlu da olsak Müslümanız elhamdülillah. Ama son nefese itibar. Orada bir garanti yok. Eğer ruhumuz ikinci secdede yapmış ise
o son nefesi de iman ile veririz. Onu bilmiyoruz. Burada bir garanti de yoktur. İslam akaidindeki temel esas beynel havfi ve reca, korku ile ümit arasında yaşamak. Ayağım kayar diye kork, İnşallah mümin olarak Allah'tan beraat fermanı alarak ahirete giderim diye ölçü budur. Şimdi Mustafa Kemal'in masonların öldürmesi meselesini şu mason taktikleri muvaziyesinde baktığınız zaman asla ve katta imkan yoktur. Ama o ki mason derneğini kapattı. Halbuki Maşik Azam olmak istedi. Meşhur Mim Kemal ona dedi ki bu bizim selahiyetimizle olmaz. Bunu İskoç teşkilatı tayin eder. Türkiye'deki masonlar kahir ekseriyetiyle İskoçya'ya bağlıdırlar. O zaman dedi ki siz dışarıdan mı idare ediliyorsunuz? Aslında yapmadıkları için kızdı. O zaman kökü dışarıda olan bir teşekkül benim otoritemle çatışıyor demek. Kapat. Bitti, kapat. Ama bu kapatma onların zannettiği gibi masonluğa karşı olmaktan dolayı değil. Çünkü masonluğa karşı hiçbir fiili hareketi yok. Hiçbir fiili hareketi yok. Devamında bile yok. 27 Mayıs'ta Celal Bayar'ı ne kurtardı? 33 dereceli masonluk. Menderes'ine astırdı, mason olmamak astırdı. Bakın size Rauf Orbay'dan duyduğum bir sözü söyleyeyim. Rauf Orbay 64'te vefat etti. 60 ihtilalinden sonra ben onun yeğeniyle tanıştım. Ve kendisiyle birkaç defa görüştüm. Büyükşehir Belediye binasından Aksaray'a doğru inerken solda bir sıra apartmanlar var. Bunlara Emlak Kredi Bankası yapmıştı. Orada oturuyordu. Bir defasında bize dedi ki Menderes bana geldi. 57 senesinde İstanbul'da imar hareketi yaparken onu ziyarete gitmiş. Ona dedim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde mason olmadan başbakanlık yapan iki adam görüldü. Biri benim, biri sensin. Ben İzmir suikastinde kellemi, hayatımı Fransız gemisinin kömürlüğüne saklanarak kaçmak suretiyle kurtardım. Sen de dikkat et. Sana bu masonlar bu kadar tahammül etmezler. Başına bir çorap örerler. Bak ördüler dedi. Yani bunu Menderes asıldıktan sonra bu adam söylüyor. Ben böyle ikaz ettim. Tehlikeyi varit görmedi dedi. Başka bir örneğini daha vereyim size. Necip Fazıl Bey 58 senesi sonlarıydı galiba. Dergisini çıkarmak için Menderes'ten yardım almak üzere Ankara'ya gitti. Ankara Palas'ta bir ay bekledi. Menderes randevu vermiyor. O da ısrar ediyor. Araya tefikleri koyuyor, şunu koyuyor, bunu koyuyor. Nihayet bir sabah, sabah karanlığında başbakanlığa gelsin demiş. Daha ortalık aydınlanmadan Menderes makamına gelmiş. Beni karşısına oturttu. Dedi ki bana Necip Fazıl Bey, bak bunu Necip Fazıl Ankara'dan geldi bize anlattı. Ben Necip Fazıl'dan dinlediğimi size söylüyorum. Necip Fazıl Bey, sen benden dergini çıkarmak için yardım bekliyorsun. Ben sana yardım edemem. Sen buna hücum ediyorsun. Arkasındaki resmi gösterdi. Bütün bu fenalıkların kaynağı bu olduğunu ben bilmiyor muyum? Ama sen benim vaziyetimi bilmiyorsun. Üstümde bayar, 33 dereceli mason.
Altımda Medeni Berk, 33 dereceli mason. Ahmet Salih Korur, 33 dereceli mason. Ben iki değirmen taşı arasındaki tane gibiyim. Sana taraftarlık edemem. Şu zarfı al, git dergini çıkar, arada bir de benim aleyhime yaz. Benim seni desteklediğim anlaşılmaz. Bunu Necip Fazıl geldi bize anlattı. Şartlara bakın. Bir adam başbakan hür değil. Müsteşarı Ahmet Salih Korur, Maşrika Azam. Türkiye masonlarının lideri. Kemal Paşa'nın isteyip de olamadığı. Yapmazlar çünkü ateisti. Üstelik İskoç Teşkilatı'nın selahiyeti dahilinde. Bu Mim Kemal'in istemesiyle olmaz. Bu bir palavradır. Mantıki görünüyor masonluğu kapattığı için bunlar da bunu yapmış olabilirler diye. Masonlara verdiği hiçbir zarar yoktur. Hükümetleri kamilen masonlardandır. İçkiden ölmüştür. Sirozdur konulan teşhis. Ölene kadar da içkiden elini çekememiştir. Bu kadar sanırım yeter. Başka bir suale de imkan kalsın diye. Veled dalin amin. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Eyvallah. Sor bir daha. Üstadım, şimdi siz bu suale cevap verirken yaklaşık 10-15 dakika evvel bizim canlı yayın linkimiz hacklendi. Ve siz konuşurken ekranlarda canlı yayını seyreden arkadaşlar Fethullah Gülen'in bedduasını seyrettiler. O sırada bedduayı yayınladı. Demek ki onlar yaptı. Evet, yani bu bedduayı... Delil veriyorlar biz senden uğraşırız diye. Ben de Fethullah'ın bedduasına cevap verdim. Giderken size birer tane verdim. Ben onlar gibi hissi değilim. Hepsi vesika. Hepsi vesika. Küllüm. Fethullah gavur bile değil. Gavurun bile ahlaksızı. Adam gavur da olur da vicdanlı olabilir. Ateistlerde de vardır dürüst adam. Yalan, hile, sahtekarlık, suç isnadı, insanların hayatını karartma, millet, memleket düşmanlığı, din aleyhtarlığı, Allah'ın diniyle harp halinde olma, onun mahiyetini bozma. Vallahi papazlar yaptığını yapamaz. Ne yazık ki tecelli ilahiyede bir şey bilmiyor. Onlar istedikleri kadar uğraşsınlar. Şimdi Nisan'ın 11'indeyiz değil mi? Falan yerde kar yağmış. Haberlerde dinlemişsinizdir. Telaş ettiniz mi? Asla. Niye? Çünkü Nisan'ın 10'dan sonra yağan karın temadi şansı olmaz. Şubat ayında olsaydık günler sürerdi. Haftalar sürerdi. Mevsim kışın aleyhine döndü. Mevsimin tabiatına aykırı işte temadi şansı olmaz. Allah-u Azimüşşan sıfat itibariyle Cami-ül Ezdat'tır. Kainatta her an Allah'ın 3000 sıfat-ı ilahiyesi tecelli halindedir. Ve bu sıfatlar ihtilaf üzredir. Tezatlıdır. Allah'ın ne hadi sıfatı ilahiyesi muhatapsız kalır, ne mudil sıfatı ilahiyesi, ne hay sıfatı ilahiyesi muhatapsız kalır, ne mümit sıfatı ilahiyesi. Her an kainat bu zıtlık üzere kuruludur. Lakin bunlarda bir galebe nöbetleşmesi vardır. Terazinin iki kefesi gibi. Müminlere gadap, ehli küfre ruhsat olarak döner. Ehli küfre gadab, müminlere ruhsat olarak döner. Gadab-ı ilahiye 1950'den itibaren
ehli küfre teveccüh etmiş. Bu teveccüh her an artmaktadır. Bunun zıddı olan ehli gadabın zıddı olan rahmet tecelli, lütuf tecelli müminlere tecelli etti, teveccüh etmiştir. Bu da her an artmaktadır. Yani ehli küfrün iki kefeli bir terazi düşün. Ehli küfrün kefesi her an aşağı iniyor. O ne kadar aşağı inerse ehli imanın kefesi o kadar yukarı çıkıyor. Bu oluş tamamlanmadı. Ama gelişme seyri bu olduğu için bu zamanda ehli küfrün kefesini aşağı inmekten korumaya çalışan murad-ı ilahiye ters düşmüştür. Fethullah'ı yıkacak olan Tayyip Bey değil. Fethullah'ı yıkacak olan murad-ı ilahiye ters düşme. Allah bu milletin belini tekrar doğrultmaya mütedair bir irade ısrar etmekteyken o milleti çökertmeye uğraşanın alacağı netice hiçtir. Allah onu yükseltti ki düştüğü yerden tozu kalmasın. Yolda giderken ayağı burkulan adama bir şey olmaz. Ama minareden düşen geberir. Fethullah'ın akıbeti budur. Bu zamana kadarki başarısının hikmeti de budur. Bunu ben şimdi söylemiyorum. Bunu ben 95'te Latif Erdoğan'a söyledim. Siz onu yükseldi zannediyorsunuz da yüksekten düşmek için Allah yükseltti. Hakainata kader sırrıyla bakmayı öğrenin. İslam bir güneşin tutulması gibi bir macera yaşadı. 1839'da güneş kapanmaya başladı farz edin. 46'ya kadar kapandı. 50'ye kadar diyelim. Ondan sonra aksi istikametten açılmaya başlandı. Nasıl güneş yavaş yavaş kapanır, bir müddet kapalı kalır, tekrar yavaş yavaş açılırsa, çünkü hüviyeti asliyesi açık olmaktır. İslam'ın da hüviyeti asliyesi, üzerindeki murad-ı ilahi galebedir. Ve kul ca'el hakku ve zehekel batıl. İnnel batıl ekâne zehûkâ. Batılın temadî şansı yoktur. O açılma devam ediyor. 1950'den bugüne kadar adım 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 İslam güneşi açılmaktadır. Şimdi Türkiye'deki tezatlı görünüş açılma tamamlanmamış olduğundandır. Türkiye'yi az tanıyan birini cuma sabahı eve götürün, burası şeriat ülkesi der. Öğleden sonra Beyoğlu'na çıkarın, bunlar gavur zındık der. O da var, o da var. Hangisi süratli gelişiyor? Yarın ondur. Yarınlar İslam'ındır. Daha Roma'yı fethedeceğiz. Peygamber ne buyurdu da çıkmadı ki bu da çıkmasın? Bize tefsirat var, iki Roma'da fetholacak. Biz daha Roma'yı fethedeceğiz. İslam tarihinin en parlak devri önümüzdedir. Kimse size anlatmaz. Eski insanlar doğruyu yaymak için Çin'e gidiyordu sahabe nesli. Vallahi ben burada konuşuyorum, Çin'de bile dinleniyorum. Şartlar kahvenin taşması gibi hızlanma. Sonunda kahvenin altındaki ateş arttığı için kahve taşmıyor. Eski sıcaklığın üzerine inzimam eden aynı sıcaklık kahveyi taşırıyor. Neticeye yaklaştığı hadisatın süratlenmesinden anlaşılır. Her oluşta bu böyledir. Sonuna doğru bir süratlenme olur. İslami tebliğde, telkinde süratlenme olmuştur. Kendi muhitinizden bile görürsünüz. Çok küçük sebeplerle, çok küçük telkinlerle doğru yolu bulanlar çoğalıyor. Hazreti Ömer tipi Müslümanlar gelecek aramıza. Şimdi meyhanede staj yapıyorlar, staj.
Allah onları solcuların arasına, sarhoşların arasına teaddi iktidarı kazansınlar. Ezik değil. Dayak yemiş Müslümanlar gibi ezik değil. Teaddi diri Müslümanlar olsunlar diye. Onları staja gönderdi. Onlar hepsi bizim malımız, bize gelecek. Babaları, dedeleri 200 sene evvel sabah namazına koşarak giden adamlar. Bunlar bu Kemalist inkılabın kurbanı. Allah onlara yeniden Hay ismi şerifiyle hayat verecek. Ve aramıza dönecekler. Bu tecellileri gördüğünüz zaman anlayın ki zafer yakındır. Bu milletin içinde bir kısım insanlar ümmeti Muhammed olmaktan çıkarılmıştır. Onlardan yavaş yavaş, yavaş yavaş uyananlar oluyor. Narkozdan çıkan hastalar gibi. Yavaş yavaş kelaynak kuşları gibi onlar nesli tükenmeye mahkum kalacaklar. Zinde unsurları İslam'a gelecek. Ne yaparsa yapsınlar sonları yoktur. Kainatta her oluş bir sebep iledir. Lakin bu sebeplerin hepsinin kökünde bir murad-ı ilahi vardır. Kainattaki olup bitenleri doğru anlamak için murad-ı ilahiye vakıf olmak lazımdır. Alim sebebe bakar. Arif müsebbibül esbaba bakar. Murad-ı ilahiye bakar. Murad-ı ilahi odur ki bu millet tekrar eski şerefli mevkine yükselecektir. İnsanlar arzu ettiği şey olacak gibi söylerler. Ahmet Altan diyor ki AK Parti iktidarı kaybedecek. Öyle olmasını istiyor. Realiteye aykırı da olsa ben olmasını isterim. Ama olmasını istediğim için söylemiyorum. Murad-ı ilahi keşfiyle söylüyorum. Bakın 1950'den bu yana bu gelişmeyi önlemek için 4 ihtilal oldu. Ben bu ihtilalin birincisinde Harbiye'de hücre hapsi yattım. Balmumcu kışlasında yattım. Bu ihtilallerin hepsi bana dokundu. Vatandaşlığımı kaybettim. 11 sene gurbette yaşadım. Bunların hepsi İslami gelişmeye engel olmak içindi. Hayır. Borsada para hareketlerini, borsadaki hareketleri görüyorsunuz. Bazen yükseliyor ama yükselişte arada bir iniş de var. Eğer yükseliş vetiresindeyse o çizgide, o eğride iniş görünenden fazla çıkış oluyor ki ana hatlarıyla yükseliş olsun. Alçalışta da böyle. Alçalışta da böyle. Bunlar işte o yükseliş çizgisinde bir çukur gibi. Geri dönüyor zannedersin. Halbuki arkasından daha büyük çıkış yapıyor. O inişi telafi ediyor. Gene yükselişin mantığı cari oluyor. 1950'den bu 1915'e kadar sosyal ve siyasi vukuat aynen borsadaki o kırık çizgilerle inmekte veya çıkmakta olma gibi bir çıkış ifadesidir. Uzaktan baktığın zaman girinti çıkıntıları görmezsin. Onu bir yükseliş halinde görürüz. Jet, kırık çizgi halinde yükselmez. Bir seviye bir kabis halinde yükselir. Ama zıtlar arasındaki tebeddülat öyle değildir. Jet gibi değildir. O borsadaki gibidir. İşte ihtilal o çıkış vetiresinde bir iniştir. Ama arkasının daha büyük çıkış olmuş. Bunu size siyasi hadiselerle ispat ederim ama uzun gider. Başka bir zaman yaparım. Bir iki suale cevap veririm. Şimdi canlı yayın yok mu? Üstadım, elhamdülillah en fazla 10 dakika engelleyebildiler. Başka bir canlı yayın linkinden şu an yine canlı yayındayız. Yine 120 ülkeden yüz binlerce, milyonlarca insan gerek canlı gerek kayıttan bizi seyrediyorlar. Elhamdülillah. Elhamdülillah, şükürden azizim. Evet, o arada görüntü olmayan kısmı da kayda yüklediğimizde inşallah bizi takip edenler oradan sizin söylediklerinizi yine dinleyebilecekler. Çöpün bile şey kaderi yok. Var. Ağızdan evet, çıkan Allah. Her kelimenin de kaç kulağa değecekse Allah'ın ilminde hesabı var. Eyvallah.
kaderin haricinde hiçbir şey yoktur. Denize bir ağ atsan, ağın içine bir kısım balıklar yakalansa, yakalandıklarını anlamazlar. Suyun içinde oldukları için ağ çekilmedikçe anlamazlar. Lakin hareketlerinin tahdide uğradığını anlarlar. Gider gider kafası ağ vurur, geri döner. Bir değişiklik var. Fevkalade hadiseler bizim o balığın ağ kafasını vurup gelmesi gibidir. Bir fevkaladelik hissederiz. Bir kazadan kurtulsan ölüm anında, ölüm derecesinde tehlikeli bir halden kurtulsan kaderi hissedersin. Allah korudu dersin. Allah seni her an koruyor. Kalbinin her atışı son olabilir. Bir pıhtı gelir götürür seni. Ama onu fark etmezsin. Fevkalade ahvalde kaderi hissederiz. Aynen o balığın ağa kafası vurduğu zaman hissettiği gibi. Halbuki bütün vukuat ve şuunat o ağın içindeki balıklar gibi kaderin ağı içindedir. Onun haricinde bir şey yok. Lakin bunların bir kısmı kulun istemesiyle, bir kısmı Allah'ın dileyip kulun fail olmasıyladır. Birine kaderi mutlak denir, birine kaderi muallak denir. İnsanın mesuliyeti muallak kaderdendir, mutlak kaderden değil. Bunları başka zamanlar anlattım. Başka bir sual sor. Eyvallah. Peki sualler içerisinde daha sonra soracağım bir sual vardı. Yeri gelmişken onu tevdi edeyim size. Bu yine gündemi meşgul eden bir sual. Fethullah Gülen'in mason olduğu belgesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu belge doğru mudur? Hiç şaşmadım. Doğru değilse bile Fethullah masondan da aşağı bir adamdır. Ben mason derneğinde olsam onu ihraç ederim. Görüyorsunuz ne adamları kendisine taraftarlık etmeyen, muhalefet değil, taraftarlık etmeyen sadece adamları hapse tıktılar. Hanefi Avcı'yı düşün. Mason da namuslu olabilir, dürüst olabilir, ahlaklı olabilir. Bu gavurun da, masonun da ahlaksızı, hırsızlık dahil, her şey. Yapmadığı bir iş var mı? Dökülüyor ortaya yavaş yavaş. Sen bir devleti ele geçirmek istiyorsun. Ulan sen bunu İslam adına yapsan, seninle beraber olmazsam namerdim. Sen bunu İsrail adına yapıyorsun. Anan Yahudi, baban Ermeni. Bu milleti aldatmışsın. Kadının biri bir yazı yazmış. Hocam bizi niçin aldattın diye buraya koydum. Allah'ın emrine furuat diyorsun. Muhammedur Resulullah demeye gerek yok, cennete gidersin diyorsun. Papaya senin misyonunun bir parçası olmak için buradayım diyorsun. Ulan bu millet aptal mı? Sen bunu papaya dedin Türkiye'de Müslümanlara karşı. Bunu nasıl yayınlıyorsun? Bize diyor ki siz aptalsınız, anlamazsınız. Papanın misyonu Hristiyanlığı yaymaktır. Sen onun bir parçası nasıl oluyorsun? Gavur onu gavur. Çık! Diğer gavurlar gibi ben gavurum de. Seni alkışlamasam namerdim. Müslüman tavrı takınma. Gavur hüviyetinin üzerine hoca kismesini giydiriyorsun. Senin misyonunun bir parçası olmak istiyorum. Batı'da Müslümanlık kötü tanındı. Bunun kabahati Müslümanlarındır diyor. Birisine çüş çektim. Buna çüş bile az. Buna çüş bile az. Ya biz Müslümanlığı yanlış mı anlattık? Yani biz anlattık da bunlar yanlış anlattık da onun için Müslüman olmadılar. Elin gavurunu itham etmiyor, Müslümanı itham ediyor. Orta çağda bu papazlar Müslümanların ruhu var mı yok mu diye münakaşa etmiş nadanlardır. Sen misyonerlik tarihini bilmiyor musun? Kabahati bize yıkıyor. Odesalı Hristiyanlar ne dersin? Ne diyeyim, onların din büyükleri var. Kim onlar? Papazlar. Doğruları söylüyormuş.
Allah aşkına dağdaki çoban bile bilmez mi ki papazın söylediğini doğru kabul eden gavurdur. Gavur oğlu gavurdur. Şeddeli gavurdur. Aldattığı için gavurun da alçağıdır. Mertçe desin ben Hristiyanım, ben gavurum, neyse ne diyeceksin. Saygı duymazsam namerdi. Ne sormuştun sen? Mason mudur? Evet, mason olduğu ile ilgili belgeyi sordum. Daha Türkiye'deyken ona Fatih Altaylı diyor ki sizin çalışma usulleriniz masonlara benziyor. Onu da bu kitaba koydum. Daha Türkiye'deyken. Size ne o İslamik mason diyebilir miyim? Adamın cevabı. Diyebiliriz. Masonluk kötü bir şey değildir. Ya Allah aşkına bir Müslümana sana mason diyebilirim derse, diyebilirsin diyen adam Müslüman olabilir mi? Size anlattım masonluğun mahiyetini. Bir Müslüman mason diyebilir miyim sana dediği zaman evet diyebilirsin, masonlar iyi adamlardır. Nasıl der mason olmazsa? Haşa ve kella demesi lazım bunun hoca olsa gerçekten. Hayır diyebilirsin diyor. Fatih Altaylı Müslüman da Fethullah'a kızıyor da benim gibi beni garazkarlıkla itham ederler. Onun için mi uyduruyor bunu? Hayır. Fatih onun mason üyetini alkışlar da yani. Memnun da olmuştu bu cevaba. Bizden biri değil ki kasıtlı ola. Daha Türkiye'deyken bu sözü söylemiş adamın mason olduğuna dair vesika çıkarsa Mustafa Kemal'in meselesine baktığımız gibi şüpheyle bakmak için mantıklı bir sebep var mı? Ha şimdi Mason Derneği'nden Süleyman Demirel'e yaptıkları gibi sahte bir mason değildir diye vesika gösterirler. Vallahi ben diyorum bunlar ona da lüzum görmeyecekler. Masonluğu da öper başlarına koyarlar. Adam burada vesika var, batıda namaz kılamıyoruz diyor. Diyor ki Hristiyan olun, namaz kılmazsınız o zaman. Niye? Çünkü Hristiyan da cennete gidecek arkadaş. Ya Hristiyan da cennete gidecekse bu din niye geldi? Peygamber bunca eziyeti niye çekti Allah aşkına? Bunun bir mantığı var mı? Bunu bir Müslüman nasıl der? Allah ya ıslah etsin ya kahru perişan etsin. Amin. Başka bir sual sor. Eyvallah. Üstadım, Ayasofya Camii'nde 85 yıl aradan sonra ilk defa dün herhalde Kur'an-ı Kerim kıraat edilmiş. Bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz diye sual ediyorlar. Ayasofya bu milletin bağrında kanayan bir yaradır. 7'den 70 herkes Fatih'e hayrandır. Ama hepimiz Fatih'in bedduası altındayız. Bu vakıf bozanın üzerine Allah'ın, meleklerin, insanların laneti olsun diyor. Biz bunu hak etmiyoruz, gücümüz yetmiyor. Bu ithamdan gücü yetenler korkmalı. Ama inşallah bu bir başlangıçtır. Böyle böyle milletteki düzelmeye muvazi olarak orası da bir gün mutlaka mabet haline gelecektir. Bunların şüpheniz olmasın. Size şimdi bu vesileyle oranın nasıl olduğu da müze haline yapıldığını da söylerim ama gene birisi şikayet eder bir daha savcıya gitmeye mecbur kalır. Mustafa Kemal hakkında Yunanların bir tehdidi sebebiyledir. Nesebiyle ilgili. Bu bir tavizdir küfür alemine. Tavizdir. O tavizle birlikte 1930-31 anlaşması, ikamet ticaret seyri sefahin anlaşması. Yüz karası bir anlaşmadır. Mübadele edilen
gavurları mübadele etmekten, Türkiye'den göndermekten pişman olmuşlardır. Kısaca söyleyeyim. Lozan'da Yunanistan'daki Müslümanlarla Türkiye'deki Hristiyanları mütekabil olarak mübadele etme fikrini ortaya atan Romanya delegesi Nansen'dir. Zannetmeyin bunu bizimkiler istedi. Bizimkiler pişman oldu. Buna hayır diyemediler. Pişman oldular. Onları geri getirmek için 1930'da bir anlaşma imzaladılar. İkamet, ticaret ve seyri sefain anlaşması. Bunun metnini ben Yunan Mezalimli isimli kitabının sonuna koydum, görebilirsin. İsteyen Yunanlı, vatandaş olmaksızın Türkiye'ye gelir, Türkiye'de ticaret yapar, mülk satın alır, vergisini Yunanistan'a öder. Türkiye'de vergi ödemez. Güya mukabel eden, isteyen Türk vatandaşı da Yunanistan'a gider, Yunan vatandaşı olmaksızın Yunanistan'da ticaret yapar, mülk edinebilir, vergisini Türkiye'de öder. 1965 senesinde Türkiye'de bu anlaşmaya istinaden 40 bin Rum çıktı. Ve bunlar vergi vermedikleri için Kıbrıs'taki Rumlara yardım ettikleri sabit oldu. Hükümet bu anlaşmayı feshetti. Bu 40 bin Rum'u Türkiye'den kovdu, çıkardı. Beyoğlu'nda harabe binalar onların malik olduğu binalardır hala. Kimi bir vasıta buldu, satabildi, kimi satamadı. Kimileri Yunanistan'a gitti, sahibini buldu, satın aldı. Harabelerin çoğu sahibi herhangi bir surette ölmüş kalmış Rumlara ait binalardır. Ama 40 bin Rum'a mukabil Yunanistan'da bir tane Türk bile mukabeleten bulunup ticaret yapamamış. Mübadele edilen Rumların kaymak tabakasını, ticaret erbabını geriye getirdiler. 1930'dan 65'e kadar 35 sene bu milleti soydurdular. Fukara, köylü bile vergi öderken bunlar Beyoğlu'ndaki mağazaların hepsi Rum mağazasıydı. Bizim talebeliğimiz de böyleydi. Hepsi Rum mağazası. Bunlar bir kuruş vergi ödemediler. Bizim yakın tarihimizde böyle sersemlikler çok. Bir tane misal vereyim size de nasıl bir zaaf içindeyiz anlayın. Yunan ordusu ilerlerken kasten, bu kelimeye dikkat edin, Bursa müdafaa edilmedi. Çünkü işgalin büyümesi makluptu. Büyüyecekti ki, yangın büyüyecekti ki söndürenin de başarısı anlı şanlı olsun. Bursa'ya giren Yunan kuvvetlerinin kumandanı Sofokles adında bir subaydı. Sofokles o zamanki Yunan Başbakanı Venizelos'un oğludur. Osman Gazi Hazretleri'nin türbesini tekmeledi, küfrederek kalk da milletini kurtar diye türbeye kolunu dayayarak da fotoğraf çektirdi. Bu fotoğrafı da benim Yunan Mezalimi isimli kitabımda görebilirsiniz. Bu adam emekli olarak 1950'de Türkiye'ye geldi. Devlet merasimiyle karşılandı. O fotoğraflar da var benim arşivimde. Osman Gazi'ye küfredip kalk milletini kurtar diye küfreden adamı biz devlet merasimiyle karşıladık Ankara'da. İlk defa Tayyip Bey'le dik duruyoruz. İnşallah devam eder. Başka bir sual sor. Bu sual neydi? Bunu cevapladın mı? Ayasofya. Ayasofya.
İnşallah bir başlangıçtır. Milletteki düzelmeye bakar bu iş. İdare edenlerin gönlüne, halkın ruhi talepleri akseder. Adeta ben şimdi burada konuşuyorum ya, adeta sizin dimağlarınızdan, kalplerinizden benim beynime bir kablo geliyor. O kabloların müşterek hattı üzerinde ben konuşuyorum. İnsan bir keman gibidir. Kemanda bütün sesler vardır. Çalanın istidadına göre oradan bir ses çıkar. Hatibi de konuşturan dinleyicilerdir. İdarecinin de şu veya bu tarzda hareketine medar olan kitlenin nasibidir. Kitlenin liyakatidir. Bazen ümmeti kemalin nasibi aksediyor devlet idarecilerinin gönlüne. Yanlış iş yapıyorlar. Bazen de Müslümanların nasibi, seviyesi aksediyor, düzgün iş yapıyorlar. Çünkü millet tezatlı. Kemalist inkılaplar sadece bir takım dindarları asıp kesmek gibi bir zayiatla bilançolarını tamamlamadılar. Belki o asılıp kesilenler imanlarından dolayı çok bahtiyardırlar. Mazlumen gittiler ahirete. Şehiden gittiler ahirete. Siz şimdi ahirette Mazhar Müfide mi imrenirsiniz, Şehzade mi imrenirsiniz? Elbette onu asan Mazhar Müfide cehennemdedir. O mazlumiyetin tacıyla taşlanmıştır. Asıl ziyan o asılanlar değildir. Asıl ziyan beyinlerine din aleyhtarlığı fikirler zerk edilerek ümmeti Muhammed'den olmanın bütün vasıflarını kaybederek ahirete intikal etmiş olanlardır. Böylelerini milyonlarcasıyla da beraber yaşıyoruz. İnşallah ölmeden onlar da tebdili hüviyet eder de kurtarırlar ahiretlerini. Onlar da bu vatanın evlatları. İnsan acıyor. Size söyledim. Herkes bir cinayet hadisesine şahit olduğunda ölene acır, öldürene kızar. Halbuki asıl acınacak olan katildir. Biri dünya hayatını kaybetmiş, biri ebedi hayatını kaybetmiştir. Bu gözle bakarsanız bu milletin içinde ümmeti Muhammed'den olmanın vasıflarını kaybedenlere acımak geliyor insan için. Kiminle, kime öfkeliyiz? Bu kayıplara medar olacak lider vasfındaki adamlara. Başkalarını yanıltanlara. İşte onların günahını, vebalini söylemek, onlara acıma hissine, husumeti galip getirmek daha mantıklıdır. Fethullah'a niye acıyım? Onun kurbanlarına acıyorum. Fethullah'ın menfiliğini, yanlışını, günahını, vebalini söylemem de arkasından gidenleri ikaz için. Yanıltana acımıyorum. Cehennem kütüğü. Kurbanlara acıyorum. Onları kurban edene husumetim de onları kurtarmak için. Netice itibariyle bu mantıkla bakın şimdi. Başka bir sual sor. Eyvallah. Mustafa Kemal'in etrafındaki adamlar, Kazım Karabekir, Kılıç Ali ve benzeri şahıslar. Mustafa Kemal'e %100 sadık kimseler miydi? Yani etrafında olup da Rıza Nur gibi onun aleyhinde olan kimseler yok muydu? Şimdi bu işi zafere kadar, Yunan Harbi bitene kadar ayrı, ondan sonra ayrı mütalaa etmek lazımdır. Zafere kadar etrafında bulunup da ona taraftarlık edenler de maslahat iktizası bunu yapan vardır. Yani vatan tehlikede, düşmana karşı şimdi şahsi husumetlerle hareket edilmez.
düşüncesi hakimdir. Bu sebeple ona nazar müsamaha ile bakılmıştır. Bakanlar olmuştur. Mesela Rıza Nur kendi durumunu böyle izah ediyor. Yani Yunan'la harp ederken bu adamın yanlışları üzerine gider. Zannediyor ki asker, çok iyi bir asker. Gerçek başka. Şimdi onu anlatmak istemem, uzun gider. Ben onu vaktiyle anlattım, bunda ondan dolayı da 7 seneye mahkum oldum 12 Mart'tan sonra. Öyle zannediyor. Yani çöpten adama bile ihtiyacımız var. Ne yapalım? Bunun misali şudur. Ankara'ya ilk gittiği zaman istasyonda şimdi müze olan bir evde oturuyordu. Meclisin ilk çıkardığı kanun Meni Müskürat Kanunu'dur. Ali Şükrü Bey'in teklifiyle çıkmış. İlk kanundur. Ama Mustafa Kemal abonesiyle o evde alem yapıyor. Isparta'dan gül getirip imbiklerle rakı çıkarıyorlar. Usta buldular, rakı imal ediyorlar, içiyorlar. Halk toplanıyor. Bu size söylediğim tarihi bir vaka. Bu sarhoşlar mı bizi kurtaracak diyor. Meclis ne yapıyor biliyor musun? Biz bunları şehrin dışına bir yere yerleştirelim de halk bunların sarhoşluğunu görmesin, içmeyin diyemiyorlar. Adama ihtiyaç var. Çürük çarık kim varsa. Çankaya bir semt adıdır. O zaman şehrin dışındadır. Mustafa Kemal'in yerleştiği yer papazın bağı adında bir bağ evidir. Orayı satın alıyorlar. Meclis namına oraya yerleştiriyorlar onu. Millet görmesin. O zaman meskun bir yer değil orası. Dağ başı. Bilmem kaç numaralı rakımlı tepe diyorlar ya. Tepe dağ başı. Şehirle hiçbir alakası yok. Millet görmesin. Pansuman yapıyor, yaranın üzerine örtüyor. Diyorlar, diyemiyorlar ki bu sarhoşlar bizi kurtaracak, bunları def edelim. Diyemiyor, ihtiyaç var. İşte bu bakımdan başlangıçta bir takım kötülükleri gördüğü halde buna içinde bulunan zamanın nezaketi icabı ses çıkarmayanlar oldu. Ama bu hep böyle olmadı. Taşra'da, Anadolu'da, Yozgat, Konya, Düzce, Gerede, Bolu şöyle düşündü. Sultan Hamid'i tahttan indiren hareket ordusu Erkan Harbiyesi'ndeki adamlar Ankara'da yeni bir hareket yapıyorlar. Bunlar İttihat Terakki'nin B takımı. A takımı devleti batırdı, kaçtı. Talat, Enver, Cemal kaçtı. Bu teşhis doğru mu? Bu teşhis doğrudur. Millet, bozulmamış millet, o tahsilli Ankara'ya toplanan milletvekillerinden daha doğru gördü. Halk, teferruatlı, detaylı anlamaz işi. Kestirmeden anlar. Kestirmeden hükmünü verir. Halk muhakemesi böyledir. Gavur mu, Müslüman mı? Bunlar Abdülhamid'i tahttan indiren adamlar. Mustafa Kemal Paşa Hareket Ordusu Erkan Harbiye Zabitanı'ndan. Kazım Karabekir böyle. Ali Fuat Paşa böyle. Bir tek Mareşal, o da sonradan geldi katıldı, o da onlara uydu. Meclis açıldıktan 10 gün sonra geldi. Onu da Vahidettin gönderdi. İttihat Terakki'nin A takımın vatanı batırdı, kaçtı. Bunlar aynı dinsiz kadodur diye, yoksa Yozgatlılar millet memleket düşmanı değil, Konyalılar millet memleket düşmanı değil, Düzceliler gene derler böyle. Bu bir içtihat farkı. Ve maalesef o isyan edenler haklı çıktı. Çünkü İttihat Terakki'nin programında olduğu halde
harp dolayısıyla yapamadığı kötülüklerin hepsini o kadro yaptı. Hilafeti yıkmaktan tutun, hocaları asıp kesmeye kadar, dini yasaklamaya kadar. Demek ki millet doğru görmüş geleceği. Milletvekilleri görememiş. Milletvekilleri de Yunan harbini hesap ederek, ya şimdi bunlarla yürüyelim de şöyle olur. Yürüyelim ama o zaferi kazanan adam sizi harcadı. İkinci meclis milli irade değildir. Tek parti, tek seçici, tek liste. Ve halkın önünde sandık konmuş değildir. Parti merkezlerinde 5-10 adam liste insan dağıttı. Bunlar milletvekili oldu. 1946 dahil 50'ye kadar Türkiye'de milli irade yoktur. Milli iradenin adı vardır. Birkaç paşanın dediği olur. Şimdi başkanlığa itiraz eden halk partilerin kulakları çınlasın. Başkandan başkandır Mustafa Kemal'de İsmet Paşa'da. Değişmez başkan. Başkanlık da lider bir müddeti muvakkate ile seçilir. Padişahlardır ancak kaydı hayat ile olan. Bunlar müddeti muvakkate ile değil. Her rakip yok ki karşısında. Ne Mustafa Kemal'in karşısına rakip çıkmıştır, ne Hizmet Paşa'nın karşısına. İlk defa Celal Bayar'ın reisi cumhur seçildiğinde demokrasi var densin diye göstermelik bir temiz mahkemesi hakimi Halil Özyürük adayım dedi. Bir rey de alamadı. 50'ye kadar tek aday. Mısır'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Bunun demokrasi mi? Bunun padişahlıktan bir farkı yok. Niye padişahlığı kötülüyorsun? Bu başkanlık değil de nedir peki? Bunu icra eden, beğenen siz, şimdi başkanlık olsun deyince niye itiraz ediyorsunuz? Çünkü Müslüman biri olacak. Kendilerinin şansı yok. Mesele burada. Mesele burada. Mustafa Kemal'in Yunan Harbi bitene kadar taraftarların içinde gerçeği gördüğü halde maslahat iktizası susanlar var. Nitekim zaferden sonra Rıza Nur hiçbir sıkıntıya maruz kalmadığı halde yurt dışına çıktı, dönmedi. Karabekir desen terakkiperver fırka dolayısıyla asılmak istenince askerin İzmir suikastı İstiklal Mahkemesi salonuna dolmasının neticesine beraat etti ama evine çekildi. Mustafa Kemal vefat edene kadar Karabekir Erenköy'ündeki köşkünün bahçesine bile çıkamadı. Hatıralarını okuyun. Polisten ihbar geliyor ona. Seyyar satıcı kıyafetinde biri gelecek. İki okka elma alayım, armut alayım, domates alayım diye sakın çıkma. Kasıt seni vurmaktır. Polisten sevenler ihbar ediyor. Bunları yazıyor kendisi. İstiklal Harbi'nde Mustafa Kemal kadar rolü olan bir paşa, Mustafa Kemal yaşadığı müddetçe ölüm korkusuyla evinde hapis. Bu devir mi hürriyet devri? Bu devri mi siz müdafaa ediyorsunuz? Utanmıyorsanız edin. Aradan zaman geçti de millet unuttu zannediyorsunuz ama biz kitap çıkardık. Milli hafızayı tazeliyoruz dedi. Hatırlattık milleti. Bir hatırlatan bulunur. Silemezsin bunları. Ha, zaferden sonra kim kaldı? Zaferden sonra kısa bir müddet itibarı yüksek olup da harcayamadıkları kaldı. İşte onlar terakkiperver fırkayı kurdular. İzmir suikastıyla onlar da harcadı. Kendi seçtiği adamlar içinden de ufak bir muhalefet çıkınca serbest fırkayı kurdurdu. Onu da kapatarak onları tasfiye etti. Dikensiz gül bahçesi. Dikensiz gül bahçesi. Milli iradenin ne olduğunu anlamanız için size bir tek misal vereyim. Burada başka vesileyle söyledim zannedersin. Adliye vekili
İsviçre'de okuduğu için İsviçre kanunu medeniyetini biliyor. İslam hukukundan yapılı mecelleyi çöpe atıp bir gavur kanunu alacaklar. Adliye vekili bildiği bir kanunu seçti. İsviçre kanunu medeniyeti Avrupa medeni kanunlarından daha iyi olduğu için almadı. Onu bildiği için aldı. İsviçre'de okuduğu için. Aceleleri var. Bu kanunu forma forma Fransızca bilenlere dağıttılar. Nasıl kabul edildi ki bu kanun? Bu tercümeyi yapanlardan birisi evlenme memnuiyetleri içine süt kardeşliğini yazdı. Bunu Halk Partisi hakkında kitaba koydum. Nasıl mecliste kanun maddesi de mi okunmadı ki? Bunu kimse görmedi. Kanun resmi gazetede yayınlandı. Evlenme memnuniyetleri arasında süt kardeşinin ilave edildiğini görünce koştu Mustafa Kemal'e. Birisi buraya bunu ilave etmiş. Bu İsviçre kanunda olamaz ki. Tabii aslında yok. Süt kardeşiyle evlenme yasağı İslami bir şey. Buraya dini bir madde koydular. Resmi gazetede yayınlanmış. Bir kanun resmi gazetede yayınlanmakla yürürlüğe girer. O kanunun sonunda da bu vardır. Bu kanun yayınlanmakla yürürlüğe girer. Veya şu tarihte yürürlüğe girer der. Yürürlüğe girdi. Yürürlükteki bir kanunun bir harfini değiştirmek istiyorsan tekrar meclise getireceksin. Buna riayet etmediler. Aceleleri var. O maddeden süt kardeşliğini çizdiler. Kitap haline getirdiler. Meclise gelmeden kanunda değişiklik yaptılar. Kim yaptı bunu? Kemal Paşa talimatıyla adamın biri. Aha milli irade. Bir adamın dediği milletin iradesi. Bu mu demokrasi? Bu mu milli irade? Haşa ve kella, dünyada böyle bir rezillik görülmemiştir. Komedi oynadılar 50'ye kadar. 50'den sonra da millet Müslümanlara teveccüh edince boyuna ihtilalle engel çıkardılar. Nihayet o da bitti inşallah. Evet, demektir ki nihayette tasfiye ede en dinsiz adamlarla yürüdü sonunda. Birinci devreyi Lozan sulhünden sonra yenileyerek, halk fırkasını kurarak yaptı. Arkasından terakkiperver fırkayı harcayarak tasfiye etti işine yaramayanları. Cebesoy'u, Karabekir'i vesaireyi tasfiye etti. Öyle sonunda tamamen kendisi gibi ateist adamlarla ve masonlarla yürüdü. Ve bunu da size sözlerimin başında söylediğim neşriyat ispat eder. Hepsi din düşmanı, İslam düşmanı, mason ve içlerinde Rum-Ermeni dönmesi de var. Müslüman adıyla yaşayan Rum-Ermeni dönmesi de var. Hala da var. Maalesef. Onun için lidere taabbutkârâne taparcasına bağlı olmayanlar bir makama gelemediler. Demokrasiye geçene kadar böyleydi. İsmet Paşa'nın devri de böyledir. Mustafa Kemal Paşa'nın da devri de böyledir. Bırak milletvekilliğini, bırak milli iradeyi, bırak devleti idare eden bakanları. Memur bile Allah'a secde ediyorsa atıldı. Buna dair de size bir misal verdim. Geçenlerde galiba bir yerde anlattım bunu, bilmiyorum burada mı. Urfa veya Mardin milletvekili bizzatla görüştük burada 15-20 sene evvel. Demokrat Parti milletvekilliği yapmış. Adam yaşlı bir adamdı.
Bizim eski Kadıköy müftüsüyle beraber gittik. Adam dedi ki ben 26 senesinde Adalet Bakanlığı'nda memur oldum. Orada bir dairede müdür olan hemşerim beni memur aldı. İlk gün bana dedi ki, namaz kılıyor musun? Evet dedim. Bak oğlum dedi, burada senin namaz kıldığın bilinirse, seni memuriyetten atacakları gibi seni işe aldım diye beni de atarlar. Bunu yaşayan adamdan dinledim bak. Şu gardırobu görüyor musun demiş gardırobu. Bunun içi boş. Ben onu öyle koydum ki içinde kıbleye doğru duruyorum. Namazım bu gardıropta kılıyorum. Sen de böyle yapacaksan burada çalışmaya başla. Namaz kıldığını biri görürse sen de yanarsın ben de yanarım. Gelelim abdeste. Lavaboda abdest aldığını görürlerse gene durum aynıdır. Ben abdesti nerede alıyorum biliyor musun? Hela kabininin taharetlenme musluğunda. Kollarımı da iyice kurulayıp aşağı indirdikten sonra dışarı çıkıyorum. Abdest aldığımı da bir Allah kulu o lavaboda görürse ha sen namaz kılıyorsun der. Gene beni işten atarlar. Ben dedi, orada yıllarca çalıştım. Ne namaz kıldığımı, ne abdest aldığımı bir Allah kulu bilmedi. Çünkü bu talimata göre hareket etti. Şimdi siz bırakın devleti idare eden adamlar, küçük bir memurun bile namaz kılmak için maruz kaldığı şu şartlar size o devrin mahiyetini anlatsın. Bir de kitaba koyduğum vesikayı söyleyeyim size. Rasi Kaplan. Üstelik din menşeli bir adam olduğu halde Kemal'e dalgavukluğundan dolayı muhafazakar milletvekillerinin Parsik Efendi adını taktıkları bir adam. Yani dinde taviz veren bir adam. Ne diyor biliyor musunuz? Meclis kürsüsünden bunu söylüyor. Antalya'da savcıyı ziyarete gittim. Bu Antalya milletvekilidir. Oranın müftüsünü istintak ediyordu diyor. Bu müftü ben biliyorum ki fevkalade namuslu bir adam. Milli mücadelede de hizmeti geçmiş bir adam. Bunun ne suçu var da savcı bunu istintak ediyor? Öğrenirim ki diyor. Bir adam müezzin olmak için müracaat etmiş müftüye. Müftü tahkikat yapmış ki adam içki içiyor. Tayinini yapmamış. O da kızmış. Savcıya bir dilekçe vermiş. Dilekçenin mahiyeti şu, savcı bana gösterdi. Gözlerime inanamadım diyor. Kitapta okursunuz, sabah hepinize dağıttık. Efendim diyor, ben geçen camiye gittim. Bu müftü imamlık yapıyordu. Müftü imamlık yapıyordu. Müezzin Türkçe kamet getirdi. Bu adam namaza durmadı. Dudakları kıpırdıyordu. Anladım ki bu Arapça kamet getiriyor. Türkçe kamete itibar etmiyor. Şikayetçi. Bunun üzerine müftü savcı ifadesini alıyor. Dudakları kıpırdıyordu da Arapça kamet getirmiş. O devrin dehşetini anlamak için bu bir misal yetmez mi? O verdiğim kitapta böyle yüzlerce misal var. Başka bir sahası. Neydi? Mustafa Kemal Nesesi. İşte öyle bir devir. Dalkavuklarla gitti. Onun bakiyesi de Demokrat Parti'de nispeten devam etti. Yavaş yavaş da şimdi kötüler ayıklanıyor. O zaman iyiler ayıklana gitti. Kötülük zirve yaptı. 50'den bu yana da kötüler ayıklana gidiyor.
Bu da gelişmenin istikametini gösteriyor. Buyur, bir şey daha sor. Vakit nasıl? Vakit daraldı üstadım. 15 dakikamız falan kaldı herhalde. 15 veya 20. Kısa bir şey. Peki üstadım. Şimdi size muhalif olan bazı şahıslar var. Bunlarla alakalı bir sual. Diyorlar ki fes ve kravat takmanızı tenkit ediyorlarmış. Bu nasıl bir mantıktır? Hem Osmanlıcı hem İslamcı böyle olduğunu söylüyor. Sonra da batılılaşma alameti olan fes ve kravatı takıyor. Bu husus hakkında ne söylemek istersiniz? Bunu ben çok söyledim ama onlar fessiz zannediyorlar, batılı bir şeydir. Bu Kemalistlerin yalanıdır. Yunan'dan alınmış diye. Efsun askerlerinin bu fese benzer bir serpuşu vardır. Bir defa o mavidir. İkincisi sünnet takkesi gibidir. Bu fesin menşei Fas'tır. Fas'ta Fes diye bir şehir vardır. O şehirden çıktığı rivayet olunur. İkinci Mahmut. Birçok hayrı hasenatı İstanbul camilerinin hepsinin tamiratını yapmış bir adam. Ama batıdaki teknik terakkiyi doğru izah edememiş olmaktan mütevellit, Türkiye'ye ilk defa yanlış adımlar attırmış bir adamdır. Tanzimatı da o ilan edecekti. Ben Tebam'ın Müslümanını camide, Hristiyan'ın kilisede, Yahudisini havrada tefrik etmek isterim. Sokakta fark kalmasın. Halbuki sokakta Yahudinin kıyafeti başka, Hristiyanın kıyafeti başka, Müslümanın kıyafeti başkaydı. Tanzimata kadar bir gayrimüslim Müslüman kıyafetiyle sokakta dolaşamazdı. Silah taşıyamazdı. Müslümanın yanında at üstünde gezemezdi. Bunlar Hazreti Ömer'in Kudüs'ün fethinde koyduğu kaideler. Bunları ikinci Mahmut kaldırdı. Oğlu da tanzimatı ilan etti. Bu tavizler resmileşti. İkinci Mahmut kıyafet inkılabı yapmak istedi. Evvela bu kıyafet inkılabı için Yeniçeriliği lağvettiğinde onun yerine sarayda muhafız kıtası olarak her eyaletten bir tabur asker celbetmişti. İşte Suriyeliler Suriye kıyafetiyle. Efendim Yemenliler Yemen kıyafetiyle. Faslılar Fas kıyafetiyle böyle bir paşalarıyla çıktı dışarıya. Bu Müslüman askerlerin kıyafetini tetkik etti. Teke indirecek. 480 çeşit serpuş vardı o güne kadar. 4480 çeşit. Bizim Mimar Hilmi Sözen zamanında bunun müzesini yaptı, dökümünü yaptı. Açık Hava Müzesi yaptı, oradan biliyorum. 480 çeşit. Bir adamın serpuşundan katip midir? Vezir midir? Maliyede memur mudur? Nedir anlarsın? Asker midir? Askerin hangi sınıfıdır? Mezar taşlarına bakarsanız, mezar taşları da orada yatanın mesleğine göre başlık ihtiva eder. Bunu kaldırıyor, teke indirecek. Hadisenin yani fesin kabulleniş şekli böyle olmuştur. Herkesin kıyafetini tetkik etti. Faslıların fesini beğendi. Bunu kabul edelim. Tek olacak ya. Bayrağımızın renginde dedi. Fas'tan gelen taburun başında bu vardı. Gelelim İslami şeraite. İslamiyet muayyen bir serpuş şekli emretmez. Sarık İslam'dan evvel de vardı. Film yapıyorlar Hazreti Peygamber'in devrindeki harpleri. Ebu Cehil'in başı da diğer Arapların başı gibi.
Ama İslamiyet'te bir kaide var. Secde 7 rükün iledir. Nedir o 7 rükün? Birincisi alın. İkincisi avuç işleri. Etti 3. 2 diz kapakları 5. 2 de ayak ucları 7. Bunlardan biri yere değmediği zaman secde fasittir. Takkeni indir kaşını, secdeye git, namazın fasittir. Şimdi hiçbir hoca tenezzül edip fıkhi bilgileri cemaate aksetmiyor. Yüksek perdeden felsefe yapmaya kalkıyor. Halbuki camide asıl öğretilecek olan işler bunlar. Şu alnını kaşına kadar indir bunu, secden fasittir. Secdede ayağının birini kaldır, namazın fasittir. Çünkü kat'i emirdir. Rükün, 7 rükün iledir secde. Alnı örtmeyen her şey mubahtır İslam'da. Onun için 480 çeşit serpuşun, 480'de alnı serbest olan serpuştur. Bu da böyle olduğu için, bunda bir mahsur görmediler. Buna itiraz oldu mu? Oldu. Ne tarzda? Bu İslami değildir diye değil. Kemalistler öyle iddia ediyor. Kavga dövüş ses geldi diyor. Hayır. Teke indirmeye itirazım. Ben alnımı örtmedikten sonra başıma ne istersem koyarım. Devlet bunu tayin edemez. Ama sonra daha neler oldu? Bilmem nerede frak giyeceksin, bilmem nerede şapka giyeceksin. Namazda şapka giymeniz lazım diye bile tahmin var. Şapka düşüyor secdeye gittiği zaman, bu sefer de baş açık olur mu diye soruyorlar. Demek oluyor ki, İslami noktayı nazardan fese itiraz vaki olmadı. İtiraz teke indirilmiş olmasına. Ve bu haklı bir itiraz. Ama ne oldu? Fes Osmanlılığı ifade eder, umumileştiği için bir serpuş haline geldi. Araplar fes mi kullandı? Hayır, Mısır kullandı. Badiye'de, Suud'da, gene Suriye'de başka şekiller oldu. Fes kullanan da oldu. Bu da yani tamamen yürümedi. Tamamen yürüdü İstanbul'da. Güzel. Şimdi fes koymak niye Osmanlılığa aykırı oluyor? Fes'i Mustafa Kemal getirmedi. Fes'i Osmanlı getirdi, zaten de vardı. Şer'an da buna bir itiraz olmadığına göre ne beis var? Ben Türkiye'ye ilk döndüğüm zaman Fulya'da oturuyordum. Arabadan indim, mahallenin çocukları Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur diye tempo tuttular. Yaklaştım onlara. Niye böyle yapıyorsunuz? Dediler, sizi karşılıyoruz sizin için. Neden? Fes'ten dolayı. Size bu fes neyi hatırlatıyor dedi. Mahalle çocuklarının 8-10 yaşı. Osmanlı'yı hatırlatıyor amca dedi. İşte ben de onun için koyuyorum. Bunu Mustafa Kemal yasak etmedi mi? Ben de tabela taşıyorum. Ben Kemalist değilim. Elhamdülillah. Tabelam bu benim. Çünkü buna düşman olan Kemalist. Ben buna dostum. Onun düşman olduğu her şeye dostum. Güzel. Gelelim kravata. İslam da taklidin hükmünü bilmiyor bunu söyleyenler. Eğer bu kravat İslam'a aykırıysa, ceket de aykırı, pantolon da aykırı, şu gömlek de aykırı. Ben çocuktum. Bu yakalı gömleğe frenk gömleği deniyordu. Bu batıdan gelmedir. Yakasızdır Müslüman'ın gömleği o güne kadar. Frenk gömleği. Ceket adı belli, adından belli, İtalyanca, Latince. Pantolon, Latince. Bunda ikinci Mahmut getirdi. Sultan Vahidettin bir halifeydi.
Onu söyleyen bir baksın, Sultan Vahidettin kravatlı. Abdülhamid'in de kravatlı resmi var. Onlar da mı bu alameti küfürdü de bunu boyunlarına taktılar? Adette taklit de bir beis yoktur. Adette taklit beis olsaydı ceket de bizi dilden çıkarırdı. Alamette taklit tehlikelidir. Sen haçı artı işareti kabul ettim de buraya asıyorum diyemezsin. Çünkü onun şai olan vasfı Hristiyanlığın sembolü olmaktır. Sen ona ne dersen de onu yakana taktın mı sen imanda zaafa uğrarsın. Men teşebbehe bi kavmi fehuve minhum, peygamber hadisidir. Kim bir kavme benzerse ondan olmuştur. Ulema bu benzemeyi adette değil, alamette anlamaktadır. Adette birçok işlerde beraberiz insan olmak itibariyle. Yani bizim ecdadımız yer yatağında yatardı. Benim çocukluğumda bizim evimizde karyola yoktu. Akşam serilir, sabah kaldırılır, yüklük denilen bir yer vardı. Belki Anadolu'da hala böyledir birçok yerler. Perde önüne çekilir, kaldırılır. Akşam serilir, sabah kaldırılır. Şimdi karyolada yatmak kafirden gelmiş bu karyola. İmana aykırı mı diyeceksin? Masa yok, masa, masa. Gidin Topkapı Sarayı'na bakın bakalım. Tanzimat'ın sarayı. Hem de en yeni zamanda masa var mı? Bizim belli sehpalarımız vardı. Koltuk kanepede batıdan gelmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın bütün mobilyası İngiliz Maple mağazasından ısmarlamadır. Şimdi padişah koltukta sandalyede oturdu Avrupalı gibi. Bizim çocukluğumuzda yer sofrasında biz yemek yerdik. Bizim evimizde bile masa yoktu. Masa başında yemezdik. Çok evde de yoktu. Bakır sinimiz vardı. Böyle arkalıksız küçük bir sandalye gibi açılır kapanır hatta şey vardı. Ayak. Onu yere koyarız. Önüne otururuz. Göbeğimiziz aslındadır o sini. Hep beraber sinin başına yerdik. Şimdi masada yemek yiyorsun. Kafir mi oldun? Dine aykırı bir iş mi yaptın? İşi böyle anlamak, dini gerilik ameli kılmaktır. Ve bu yobazlıktır. İslam'ın mantığına aykırıdır. Peygamber buyuruyor ki, men istevâ yevmen fehuve mağbûnun. Kimin iki günü birbirine eşit geçiyorsa o ziyandadır. Bakın size yaşadığım bir vakayı söyleyeyim. Gurbetten Suud'a hac için gittim. 80'li senelerde. Medine'de 5 tane Türk, üstelik Türk, bir lokanta açmışlar. O lokantaya gittim. Kebap söyledim. Çatal kaşık getirmedi. Dedim ki arkadaş, çatal ver. Elle yemek sünnettir dedi. Dedim ki ellerim temiz değil. Suyun akıyor mu? Maalesef dedi. Şimdi benim elim temiz değil. Senin çatalın kaşığın yok. Ben bunu mecbur elle yiyeceğim. Böyle şey olur mu dedim. Dedi ki başlarında bir mühendis vardı. Neydi adı? O abi diyor ki dedi, Medine'nin kiri pası şifadır. Ona benden selam söyle dedim. Peygamber el nezafetü nisful iman. Temizlik imanın yarısıdır. El nezafetü minel iman. Temizlik imandadır. Sözünü de peygamber bu Medine'de söyledi. Var mı kiripası şifadır diye bir şey?
Peygamberin kürdan gibi ete batırıp yediğine dair de rivayet var. Biz böyle inanıyoruz dedi. Dedim ki birkaç gün sonra Mekke'ye gideceğiz. Sen deveye bineceksin, arabaya bineceksin. Tabii arabaya bineceğim. Olur mu dedim, peygamber deveyle gitmişti. Sen arabaya binersen peygambere aykırı hareket etmiş olacaksın. Cevap vermedi, kızdı gitti. Peki arabayı, deve gene var, niye deveye binmiyorsun? Çünkü arabayı men eden bir şey yok. Yani temizliğe riayet çatalla oluyorsa, yani peygamber bugün olsaydı uçağa binmez miydi ya? Deveyle mi giderdi? Allah aşkına bu dini böyle anlamak, gerilik hamile kılmak, düşmanın işine yarar. Bu kravatı şekilde bir taassubum olmadığını kemalistlere göstermek için, sizin de yaptığınız doğru bir iş olsa kabul ederim. Sizden geldi diye reddetmem. Benim muayyen prensibim var. İslami prensiple ölçerim. Mahsur olmayan şeyi yaparım. Ceket giymemde mahsur yok. Bunu giymemde de mahsur yok. Kimse bundan dolayı bana Hristiyan oldun demiyor. O halde kravatı da takarım. Bunun bir faydası daha var. Dar kafalıları kaçırır. Münakaşadan kurtulursun. Ben bu dar kafalıları, anlayışsız insanlardan bizarım. Onları kaçırmak için bir silahım daha var, sigara. Laf anlamaz birini gördün mü? Bir sigara yakıyorum. Oo, zannediyor ki bu Kadir Mısıroğlu uçuyor, kaçıyor zannediyordum. Meğer ya sigara içiyor. Cinayet işlemiş gibi görüyor beni. Kurtuluyorum bir kalp kırmaktan. Halbuki Şafii de bu mubahtır. Tefsir okurken Şafii alimleri içer. Ama bizim öyle adamlarımız var ki sigara içmek cinayet işlemek. Öyle adamlar benden uzak dursun diye o cinayet telakkisi yüzünden ben sigarayı daha çok içiyorum. Size tavsiye etmem. Ben hapishane arkadaşım, hapiste alıştım. Ama bir tek faydası var, anlayışsız adamları benden uzaklaştırıyor. Yoksa beni uçuran, kaçıran, rüyada gören bilmem ne yapan, ben bazı müteşeyyihler gibi olsam keramet hisarından geçilmez sabahtan akşama kadar. Şu kalabalığın bile onda biri kendisine iltifat eden, ya liderim diyor, ya şeyhim diyor, ya şeyhul meşayihim diyor. Aşağıda göstereyim size, bir üniversite talebesi, Yeni Dünya Partisi Genel Başkanı. Kartı var aşağıda, beni ziyarete geldi. Yeni Dünya Partisi Genel Başkanı. Adam üniversitede talebe. Melamilik diye dinde bir şey var biliyor musun? Melamiler insanların nefretini celbetmeye uğraşır. Çünkü her muhabbet nefse yemdir. Seni ne kadar insan beğenirse, alkışlarsa senin nefsin ondan kuvvet alır. İçinde bülbüller ötmeye başlar. Ben de bir adam oldum bak, etrafımda bu kadar adam var. Nimeti sahibine rica et. Allah müsaade etmeseydi ben şimdi burada olmazdım, toprak altında olurdum. Ben 4 suikast geçirmiş bir adamım, ölmek için söylemiyorum. Çoktan üstümde ağaç bitmiş olurdu. Allah'ın izniyle buradayım. Nimetin sahibi odur. Ben bir kavalım. Kader beni çalıyor. Onun için siz nameye itibar edin. Bana değil. Bana itibar benim için tehlikelidir. Nefis kabarır. Onun için melame-i meşrep olma vardır tasavvufta. Adam bir Ramazan günü kasten niyet etmez. Sokağa çıkar, sigara içer.
Baksın daha oruç tutmuyor desinler, kaçsınlar ondan. Bunda ne faydası olur? Bunda ibadete fazla düşkünlük olmak şansı olur. İnsanların itibar ettiği adamın şahsi hayatı bile olmaz. Ben bunu televizyon yüzünden sokakta görüyorum. Arabadan inip 10 metre bir yere gitsem 40 kişi yolumu kesiyor. Yani ben sıradan bir insan gibi yaşayamıyorum. Niye? İtibardan. Bu itibarın bana zararı var. Hem ruhen hem de fiilen. Çünkü devamlı objektif altındasın. İnsansın, bir şey yanılsan yapsan ayyuka çıkar. Tarasut altındasın. Meşayihten bazıları bolca ibadet yapacak vakit bulmak için insanları kaçırırlar. Başına toplamak eğer o vazife verildiyse. Rahmetullahi aleyh Dede Paşa derdi ki, biz terbiyesi bize verilene ders veririz. Terbiyesi bana ait olan gelip müracaat ederse, ona ders veririm, ondan uğraşırım. Terbiyesi bana verilmemiş olanla uğraşmam. Ama bir heveskar geldi. Burnunu kaçırır adam. Melamiliği mantığını düşünürseniz, işte bazı insanlar için muhabbetten, insanların nasın iltifatından korkarak ondan uzak durmak gibi bir sebepledir. Varsın kravattan dolayı, sigaradan dolayı benden uzak duranlar olsun. Ben onları bu kusurlarından dolayı hoş görüyorum ama yanıma gelip de benim canımı sıkmasalar daha iyi olur. Çünkü fuzuli münakaşa oluyor. Öyle şeyler anlatırım ki size aklınız durur yani. Bu olur mu? Bu olur mu? İlk defa yüzünü gördüğüm adam, tanımadığım adam bana öyle bir teklifte bulunuyor ki, bir insan tanıdığına bunu zor teklif eder. Bir tek misal vereyim size. 50'den fazla adam geldi bana, aday adayım. Hepsi de Tayyip Bey'e söylememi istiyor. Bu seçilsin diye. Ya adama demezler mi? Sen partinin başkanı mısın ya? Ne karışıyorsun bu kadar? Bunu hiç tanımadığım bu 50 kişinin en az 30'unu Bismillah'ı ilk defa gördüm. Ama bir merhabam olan adamı yanına alıyor geliyor. Bu şöyle iyidir, böyle iyidir. Anadolu'dan gelen mi ararsın, İstanbul'dan gelen mi? Ben bırakacağım işimi. Adam milletvekili olacak diye uğraşacağım, onu tezki edeceğim. Peki sen çürüksen, beni aldatıyorsun. Bir insana böyle bir teklif bulunmak için yakından tanımak mecburiyetini bile kabul etmiyor. Bundan 15 gün evvel bir misal daha vereyim de kapatayım, anlayın ne zor, yani neden bu tavrı aldığımı. Adam benden hususi bir şey konuşmak istiyor. Namaz kıldığım odaya geldi. Söyle kardeş, bir şey danışacaksın. Biz Suriye'de harp ediyoruz. Hükümet bize kafi silah vermiyor. Sen Tayyip Bey'e söylersen bize kafi silah ver. Ya sen kimsin? Kimsin sen, tanımıyorum. İlk defa görüyorum. Bismillahi. Daha evvel yüzünü gördüğüm yok. Benden silah işi konuşacak. Herife bak. Bu adam namuslu adamdır. Bunu anlattım. MİT'ci bir arkadaşa geldi. Ey gidi Kadir abi dedi. Ne silahlar verdik, satanı mı ararsın, düşmana kaptıranı mı ararsın? Bir de bak, hiç tanımadığına verecek, ben de buna vasıta olacağım. Sen kimsin, eşkıya mısın, evliya mısın, ondan cinayet mi işleyeceksin? Benden bir hukukun mu var bunda, sana güveneceğim de. Herif geliyor birader. Bunun gibi her hafta birçok vakayla karşı karşıyayım. Onun için aşırı muhabbete uzak duruyor. Kimseden beklemiyorum, kimse de bana göstermez.
Sözüm doğruysa al. Huzma safa dama keder derler eskiler. Yarayanı al, yaramayanı bırak, bana kalsın. Ben malımdan razıyım. Allah-u Azimişan hak ve hakikat namına bir şeyler öğrenmek maksadıyla teşrifinizden, ihtiyar ettiğiniz zahmetten ve ekranları başında bu zahmeti ihtiyar edenlerden cümlesinden razı ve hoşnut olsun. Amin. Kendilerine cennetiyle, cemaliyle ikramda bulunsun. Amin. Neslimizi kıyamete kadar iman ve İslam üzere ipka buyursun. Amin. Milletimizi tekrar eski şerefli mevkiine ihsal buyursun. Amin. Böyle bir tecellinin bu konuda da bizleri alâ kaderil imkân, mesai sahibi, emek sahibi kılsın. Allah-u Azimişşan bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat edenlerin cümlesinin ruhlarını şadan andan eylesin. Allah-u Azimişşan müşkül vaziyette olan cümle Müslümanlara Ankara'yı bu zaman şifa, deva, sulh, sükun, ihsan, ikram eylesin. Allah-u Azimişşan bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden bizleri de inam-ı ihsan ikram eylesin. Allah-u Azimişan cümlemizi Allah'tan beraat fermanı alarak ebedi yurduna geçmeyi nasip mübarek eylesin. Lillahi'l-Fatiha. Oturanlar